Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'tesiniz efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Tarihlerimiz 21 Ağustos Çarşamba günü ve saatlerimiz 18'i gösteriyor. Birazdan Borsa İstanbul'u kapatıyor olacağız. Haftanın 3. işlem günündeyiz. İlk konuğumuzla piyasaları konuşuyor olacağız. Borsa İstanbul dediğimiz gibi kapatacağız. 10.000'in üzerine çıktı bugün gün içerisinde ama hala 10.000'in üzerinde tutunmaya devam edemiyor diyelim. Bunu konuşuyor olacağız. Diğer önemli bir konuysa biliyorsunuz bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de Jackson Hole toplantısı. 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fakat biz 23 Ağustos'ta Cuma günü FED Başkanı Powell'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız. Faizle alakalı ne gibi mesajlar verecek onları göreceğiz. Aynı zamanda Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Eda'dan da tabii ki mesajları takip ediyor olacağız. Diğer taraftan bizim için önemli olan bir konuysa bu toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da ilk defa 2017'den beri ilk defa fiziki olarak katılıyor olacak bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı. Onu da takip ediyor olacağız diyelim. Diğer taraftan piyasaları konuştuktan sonra diğer bölümümüzde, ikinci bölümümüzde paslanmaz çeliği konuşacağız. Oraya gelen ek vergileri, antidampikleri konuşuyor olacağız, sektörü konuşacağız. Son bölümde ise baktığımızda son seansta un sektörünü konuşacağız efendim. TÜSAF Başkanı bizimle olacak. Oradaysa yine buğdaya gelen sınırlamaları, un ihracatında neredeyiz bunları değerlendiriyor olacağız. Şimdi konuklarımızı bakalım kimler bizimle olacak. Ana haber başlıyor. Evet efendim, konuklarımıza geçmeden önce bugünün öne çıkan haber başlıklarını sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek zenginlere vergi affının hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini bile dile getirdi. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakıyoruz ayrıntısına efendim. Hükümetimiz resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalarla izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır dedi. Yılmaz açıklamasında aynı zamanda meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve meclisimiz takdiriyle de yasalaşmıştır. Bu süreçlerde zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşımla çalışmaların yapılması yönünde olmuştur ifadelerini kullandı. Diğer taraftan efendim diğer bir haber başlığımıza baktığımızda biliyorsunuz son günlerde maymun çiçeği virüsüyle alakalı çok açıklamalar geldi. Birçok konu konuşuldu ve hatta piyasalara bile yansıdı diyebiliriz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu maymun çiçeği virüsüne ilişkinse bir açıklama yaptı. Hastanelere başvurular olduğunu ancak henüz tanı konulmadığını belirten bakan aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız dedi. Ama bu toplumun korkmasını, tedirgin olmasını gerektirecek bir durum değildir. Biz sağlık sistemi olarak her şeye hazırlıklıyız. Sağlık altyapımız COVID-19 ve deprem felaketinde kendisini test etti. Dünyanın örnek sağlık hizmeti sunan bir ülkesiyiz
korkuya ve paniğe gerek olmadığını tedbir ve planlamalarla ve bu yakın takiple şu andaki pozisyonumuzda devam edeceğimizi düşünüyorum şeklinde konuştu efendim. Evet, diğer bir başlığımıza baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası biliyorsunuz faiz kararını verdi. Son PPK toplantısında politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. Karar metninde enflasyonda belirgin bozulma görülmesi halinde politika duruşunun sıkılaştırılacağı ifadesinin yer alması piyasalarda farklı şekillerde yorumlandı. Burada baktığımızda Morgan Stanley 2024 yılında faiz indirimi olmayacağını öngördü. Ekonomist Hande Küçük raporunda Merkez Bankası'nın faiz açıklamasının yılın geri kalanında faizlerin değiştirilmeyeceği yönündeki tahminlerini desteklediğini belirtirken politika faizini değiştirmeden ve ek araçlara ilişkin yeni bir sinyal vermeden şahin bir sürpriz yapıldığını söyledi. Bank of America'ya baktığımızda ise aksi bir görüş belirtti ve burada ilk olarak makro ihtiyati tedbirlerin kaldırılması sıkı duruşu bozmadan kredi faiz oranlarını düşürebilir ve politika faizi indirmeden önce zaman kazandırır. Baz beklentimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık'ta faiz indirimine gitmesi yönünde. Ancak verilerin akışına göre bu gelecek yıl ilk çeyreğe veya Kasım ayına kadar kayabilir şeklinde açıklama yaptı. Citigroup'a baktığımızda ise ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın erken bir gevşeme riskini artırdığına dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın büyük ölçüde döviz kuruna dayanan enflasyonla mücadele stratejisinin hizmet fiyatlarının döviz kuruna tepki vermemesiyle daha az etkili olabileceğini belirtti. Diğer taraftan baktığımızda efendim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Temo ve Shein'le alakalı bu Çin'den yapılan mikro ithalat diyebiliriz. Birçok kişi alışveriş yapıyordu. Buraya düzenlemeler gelmişti ve şu andaysa Cumhurbaşkanı kararıyla da resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye göre ise kargo ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş sınırı 30 euroya düşürüldü. Gümrük vergisi de arttırıldı. Avrupa Birliği'nden gelen siparişlerde vergi %30'a, diğer ülkelerden gelen siparişlerde ise %60'a çıkarıldı. 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli listede yer alan eşya olması halinde söz konusu olarak ek %20 oranında tek ve makdu vergi tahsil edilecek. Eğer mesela bir kişi yurt dışındaysa bu ürünle kendisi getiriyorsa bu durumdaysa herhangi bir tarifiye dahil olmayacak. Son başlığımıza baktığımızda dediğimiz gibi Jackson Hole toplantısı var ve burada ne diyoruz? Faizi merak ediyoruz. Tabii ki bu faizlerle alakalı da Fed üyesinden bir açıklama geldi. Fed üyesi Michelle Bowman enflasyona yönelik devam eden yukarı yönlü riskler nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın politikasındaki herhangi bir değişiklik konusunda temkinli olmaya devam ettiğini belirtti. Bowman herhangi bir veri karşısında aşırı tepki vermenin hali hazırda kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atabileceği konusunda da uyardı. Bowman sabırlı olunması ve herhangi bir veri noktasına aşırı tepki vererek enflasyonun düşürülmesinde devam eden ilerlemeyi baltalamaktan kaçınılması gerektiğini, son birkaç yılda artan ölçüm zorlukları ve veri revizyonlarının sıklığı ve kapsamı ekonominin mevcut durumunu değerlendirme ve nasıl gelişeceğini tahmin etme görevini daha da zorlu hale getiriyor. Politikanın mevcut duruşunda ayarlamalar yapılmasına ilişkin yaklaşımımda temkinli kalacağım dedi. Evet efendim, buradan birazdan az kaldı Borsa İstanbul'u da kapatıyor olacağız. Yine 10.000'in altında seyrediyor diyebiliriz Borsa İstanbul.
Borsa İstanbul efendim günü %0,78 düşüşle tamamladı. Baktığımızda 9.904 puandan tamamladı diyebiliriz. Diğer taraftan BIST 500'e baktığımızda 11.299 seviyesinde %0,74'lük bir geri çekilme orada da söz konusu. Diğer taraftan BIST 30 10.866 seviyesinde %0,64 seviyesinde. Borsa İstanbul dediğimiz gibi birkaç gündür son günlerde 10.000'in altında maalesef seyrediyor. Gün içerisinde dediğimiz gibi bir 10.000'in üzerine çıktı. Fakat tekrar 9.900 seviyelerinde seyrediyor diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımızda hemen en çok yükselen gün içerisinde hangi hisseler olmuş? Doğuş gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımızda en çok yükselenler. Diğer taraftan hemen ilk 5'i hemen kontrol edelim. Kartal Yenilebilir Enerji yine ilk sırada. Diğer taraftan Kıraç Galvaniz orada da yine ilk 5'te yükselenler arasında. Çelikalat hemen devam ediyoruz söylüyorum. Son 5.'si ise Teknosa iç ve dış ticarette yine en çok yükselenler arasında. Hemen en çok düşenlere bakalım. Gün içerisinde hangisi en fazla düşmüş? Atlantis Yatırım Holding en fazla düşüş söz konusu. %10'luk bir geri çekimi yaşamış. Diğer taraftan Metro Yatırım Ortaklığı. Hemen son üçünü de söyleyelim efendim. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji orada düşüş var. Son iki hissemize de bakalım. RTA Laboratuvarlarında ve son olarak baktığımızda Bayraktaban Sanayi'de en çok düşenler arasında yer almış diyelim efendim. Hemen buradan konumuza geçeceğiz. Özgür Çandır, stratejist bizimle hemen Borsa İstanbul'u kendisinden yorumlamasını rica edeceğiz. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar. Teşekkürler Özgür Bey, iyi bir yayın olsun diyelim. İlk olarak tabii ki Borsa İstanbul'u 0,78'lik bir düşüşle kapattık. Yatay negatif bir seyirde kapandı Borsa İstanbul. Bu haftayı nasıl geçirdi, bugünü nasıl geçirdi Borsa İstanbul? Birazcık oradan değerlendirme alalım efendim sizden. Bir süredir Borsa İstanbul'da Ağustos'un başındaki negatif hareketten sonra biraz sesim yankı yapıyor da kısmen. Tabii hemen arkadaşlar onu ayarlasınlar. Siz buyurun devam edebilirsiniz bir taraftan. Hı hı. Borsa İstanbul'da Ağustos'un ilk haftasında olan sert düşüşten sonra toparlanma eğilimi çok fazla görünmedi. Hı hı. Ağustos'un kalan kısmında 5 Ağustos'tan sonraki süreçte bant aralığı olarak da 9.700'de 10.200 aralığındaki o sıkışma devam ediyor. Bu haftaki seyir de haftaya iyi başladı ama sonrasında salı ve çarşamba günleri tekrar bir geri çekilme gördük. 10.200 seviyesi yukarıda 100 günlük hareketli ortalama olması itibariyle önemini koruyor. Yani biraz daha piyasadaki algının değişmesi için 10.200 seviyesi üzerinde yani 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde kapanışlar önem arz ediyor. Bugün de kısa vadeli yapıya baktığımızda 9.870 seviyesi destek seviyesiydi ilk etapta. Buraya yaklaştı ve desteğe yakın bir kapanış yaptı diyebiliriz. 9.700'e 10.200 bandı devam ediyor. Burada tabii hisse bazlı hareketlerin ya da sektörel bazlı hareketlerin ön plana çıktığını görüyoruz bu süreçte. 9.700 aşağıda önemli bir destek, 10.200 ise yukarıda tekrardan algıların değişmesi adına önemli bir direnç olarak göze çarpıyor. Burada tabii yatırımcıların biraz daha böyle süreçlerde özellikle yılın kalan kısmında beklentisi olan fiyatlama olarak tabii ki makul temel anlamda ucuz dediğimiz senetlere yönelmesi yılın kalan kısmı için önemli olacak diye düşünüyorum. Burada tabii dolar bazlı baktığımız zaman 290 dolar seviyesini koruyan bir yapı görüyoruz. 290 dolar seviyesinin altına sarkmayan bir endeks görüyoruz. Bu açıdan da biraz daha bu konsolidasyon süreci devam edecek ve sonrasında özellikle Eylül ayında
tekrardan yeni beklentilerle toparlanma ihtimali oluşabilir diye düşünüyorum. Peki 10 bin üstünde neden tutunamadığını birazcık soracağım Özgür Bey size. Orada kalabilmesi için ne gibi yine hikayelere ihtiyacı var? Bir de orta vadede beklentileriniz nelerdir? Veya daha doğrusu yıl sonuna sorayım. Zaten orta vadede yıl sonuna denk gelmiş olur. Yıl sonu beklentileriniz nedir Borsa İstanbul'da? Tabii 10 bin üstünde özellikle tabii bu seyre 11.000-11.250 seviyelerine bankacılık endeksiyle gelmiştik. Son evet. bir yıllık performansına baktığımız zaman bankacılık endeksinin gayet başarılıydı. Endeksi de 11.200'lere kadar 340-350 dolarlara kadar taşıdı. Fakat tabii özellikle son dönemde yorulma emareleri oluşmaya başlamıştı bankacılık endeksinde. Bir de tabii temel anlamda baktığımız zaman bilançoların geçtiğimiz yıllara göre biraz daha zayıf gelmesi bekleniyordu. Bu etki de bankacılık endeksindeki o güçsüzleşen yapı endeksin düzeltme yapmasına 11.200'lerden tekrardan 9.700 seviyelere kadar geri çekilmesine sebep oldu. Burada tabii majör taraftaki senetlerde de bankacılık endeksine eşlik eden haberleşme, iletişim gibi, perakende, market gibi sektörlerin BIST'te çarpanı kuvvetli olan sektörlerin de yorulmuş olması, yani bu süreçte efektif bir kazanç getirmiş olması yılbaşına itibarenki performansları itibariyle genel anlamda bir düzeltme seyrini getirdi. Sanayi tarafına baktığımız zaman sanayi endeksi de biraz da tabii içinde bulunduğumuz durum gereği yüksek faiz ortamında çok etkin devreye giremediği için endekste şu an az önce sizin de belirttiğiniz 10 bin seviyesinin üzerinde kalıcılıkta zorlanan bir yapı görüyoruz. Evet. Yani ana majör sektörlerin bankacılık gibi, haberleşme, iletişim gibi endekse katkı sağlayan sektörlerin yorulmuş olması, sanayi tarafında da yüksek faiz ortamında beklentilerin bir tık daha aşağıda yer alması ister istemez endeksin tekrardan 10 bin üzerine atmasını sınırlayan bir etki. Bir de tabii baktığımız zaman bu ay içerisinde çok hikayelendirebileceğimiz yapıların azaldığını görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda işte yabancı kuruluşların not değerlendirmesini fiyatlıyorduk. Gri listeden çıkmayı fiyatlıyorduk gibi birçok faktör endeks üzerinde katalizör etki yaratıyordu. Ama bu süreç biraz daha bu anlamda hikayenin azalmış olması, gelen bilançolar etkisi endeksin o 10 bin üzerine tekrar atmasını engelleyen en önemli faktörler diyebiliriz. Peki burada zaman içerisinde en çok hangi sektörler sizce öne çıkar? Nereler radarınıza giriyor efendim? Onu da bir sorayım. Aynı zamanda biliyorsunuz maymun çiçeği hastalığı bugün de zaten haberini verdik. Normalde orada bir sorun olmadığını bakan da açıkladı. Ama tabii ki bu birazcık da olsa hisseleri herhalde mesela yine konuşmaya başlarsak belki diyorum hava yolu ulaştırma hisselerinde orada acaba bir hareketlilik yine söz konusu olur mu? Bir de onu da sorayım aynı zamanda. Tabii bu tarz sağlıkla alakalı sıkıntılı durumlardan ulaştırma endeksi olumsuz etkileniyor maalesef. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız bir COVID süreci var. Kapanma süreçleri, insanların birbirine ulaşamama, seyahat edememe durumları havayolu tarafını, ulaştırma tarafını o dönemde ciddi anlamda baskılamıştı. Hatta ana hareketin ulaştırma sektöründe COVID süreci tamamlandıktan sonra oluşmaya başladığını gördük. O açıdan da mevcut ortamda oluşabilecek bu tarz tabii ki bir sıkıntı. Yani bu vakaların belki artacak olması, işte Dünya Sağlık Örgütü de geçen hafta bununla ilgili alarm verdi. Evet. Tabii ki ulaştırma sektörü üzerinde maalesef baskı yaratabilir. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü'nden bu anlamda alarm geldiğinde bir gün sonra özellikle havayolu şirketlerinin, ulaştırma sektöründeki şirketlerin sert düşüşler kat ettiğini de görmüştük. Bu anlamda oluşabilecek tekrardan bu anlamdaki yeni bir haber akışı, yani piyasayı tedirgin edici bir durum ulaştırma sektörü üzerinde baskı oluşturabilir. Tabii bunun yanında da geçtiğimiz hafta şunu gördük. Ulaştırma sektörünü satış tarafında
satış eğilimindeyken sağlıkla ilgili sektörlerinde yukarı yönlü sert hareketlerini gördük. Evet. Biraz piyasa tabii bu tarz haber akışlarını kullanmayı seviyor. Hem bizim tarafta hem global tarafta. O açıdan da olası böyle bir risk oluşur ve sonraki süreç işte biraz COVID'e benzer yapıda olursa ki ben pek zannetmiyorum hani çok o dönemki kadar derinleşeceğini bu hastalık sürecinin yani kapanmalara kadar giden ya da o dönemki gibi çok uzun bir soluklu bir yapı olacağını zannetmiyorum ama yine de tabii kısa vadede bu tarz bir etki mutlaka özellikle ulaştırma sektörü üzerinde ilk etapta bir baskı yaratır. Bu da tabii daha çok sağlık sektörü gibi, gıda gibi daha talep görebilecek sektörler böyle bir durumda ön plana çıkabilir. Biraz önce de söyledim endekste şu an rotasyon yapısı olduğunu da görüyoruz. Evet. Yani endeksi bu ilk 6 aylık, ilk 8 aylık pardon kısımda taşıyan bazı sektörler vardı. İşte bankacılık dedik, haberleşme, iletişim dedik gibi bu sektörlerden biraz daha sanayi tarafında işte ya da sanayinin içerisinde de şu an için madencilik tarafında bir hareketlilik görüyoruz. Özellikle dünkü haber akışı daha doğrusu iki gün önce gelen haber akışı etkisiyle Koza grubunun varlık fonuna söz konusu olmuştu. Bu da tabii bu gruba ait hisseler üzerinde ciddi anlamda yüksek bir motivasyon yarattı. Yani burada az önce de belirttiğim gibi rotasyon oluşan bir piyasa yapısı görüyoruz. Biraz daha primli taraftaki senetlerden geride kalan senetlere doğru bir geçiş söz konusu. Tabii burada yine yıl sonuna doğru beklentiler içerisinde bir faiz indirimi ihtimali de var. Her ne kadar Merkez Bankası yakın zamandaki toplantısı sonunda buna biraz kapıyı kapatmış olsa da yine de yıl sonunda özellikle FED'le birlikte bir faiz indirimi bizim tarafta da gelir mi beklentisi oluşturabilir. Biraz daha faiz hassasiyeti olan ve son 1-1,5 senede hiç hareket etmemiş hatta faiz hassasiyetinden dolayı geride kalmış senetler de bu anlamda özellikle yılın kalan kısmında tekrardan potaya girebilir. İşte inşaat sektörü bu özelinde bunu söyleyebiliriz. Evet. Özellikle inşaat sektörü tabii ciddi anlamda yıpranmıştı yüksek faiz ortamında. O açıdan da tekrardan böyle bir beklenti biraz daha yıl sonuna kadar olan süreçte bu tarafa da ilgiyi arttırabilir. Yani bu dönem biraz daha sektörel geçişlerin de olduğu, yılbaşından bugüne kadar taşıyan sektörlerden diğer sektörlere ya da diğer hisse senetlere geçişin olduğu bir dönem olarak da göze çarpıyor. Piyasa tabiriyle de 9.700-10.200 aralığını özellikle testlere yapı olarak tabii yatırımcılar tanımlıyor. Yani sürekli o zikzakta aşağıda 9.700, yukarıda 10.200 gibi dar bant aralığında hareket eden bir yapı görüyoruz. Biraz yıpratıcı bir yapı. Kesinlikle. Ama dediğim gibi tekrardan 10.200 üzerine atmadan risk iştahı ile ilgili evet tamamen artık rahatladık dememiz için erken görünüyor. Büyük resimde de baktığımız zaman özellikle 9.300 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama olması itibariyle öne çıkıyor. Yani 9.300 üzerinde büyük resimde herhangi bir bozulma ilk etapta görmüyoruz endeks tarafında. Ama dediğim gibi bu süreç biraz daha risk algılarının düştüğü, özellikle izle ve gör şeklinde değerlendirebileceğimiz, belki mevcut portföyümüzde nasıl piyasa yapacağı ile ilgili rotasyonda diyoruz. Bizim de belki kendi portföyümüzde biraz daha rotasyona gideceğimiz bir süreç olarak göze çarpıyor. 10.200 üzerinde günlük kapanışlarda biraz daha piyasa algısı pozitif anlamda değişebilir. Ben Eylül ayı ile ilgili beklentim bu anlamda biraz daha pozitif. Özellikle işte orta vadeli programın açıklanacak olması, yine yabancı kuruluşların not değerlendirmeleri endeks üzerinde yeni bir etki yaratabilir. Evet. Aslında baktığımız zaman borsa tarafına geçmiş dönemlerde de bunu görüyorduk. Yazın biraz daha risk off modu, yani daha tatil modu ama Eylül'den sonra biraz daha tekrardan piyasanın canlandığı, istekli olduğu, özellikle işte
dediğim gibi temel anlamda fiyatlaması makul olan beklenti ve hikayesi oluşabilecek senetlerin tekrar gündeme geldiği bir yapı oluşabilir. Biraz da tabii Eylül ayında aynı zamanda Fed'in de faiz indirimine başlama ihtimali ister istemez burada bizim BIST 100 tarafında da beklentileri oluşturabilir. Ama Ağustos ayı bu sıkıcılıkla bir süre daha özellikle bu belirttiğim bant aralığında geçmeye devam edecek diye düşünüyorum. Eylül ayı ile ilgili beklentilerim daha pozitif. Evet. Özgür Bey peki 2-3 dakikamız var. Orada da isterseniz zaten Jackson Hole dediğimiz gibi var. Başlayacak. Cuma günü FED Başkanı'nın konuşmalarını takip edeceğiz. Orada ne gibi mesajlar verecek? Onunla alakalı beklentilerinizi soracağım efendim. Aynı zamanda diğer taraftan tabii ki FED'in biliyorsunuz açıklamaları, söyleyeceği şeyler, işte faizler bir taraftan altını da zaten etkiliyor, ons altını da. Sizin söylediğiniz bir şey vardı. 2024 artık herhalde altın yılı olacağını siz söylemiştiniz. Daha çok evet gerçekten altını konuşuyoruz. Hatta yavaş yavaş böyle rekora koşuyor gibi açıklamalar da geliyor. Orada hem FED'den gelecek mesajları değerlendirmenizi rica edeceğim. Hem de emtia tarafını, özellikle altını ve sonrasında da biraz da petrolden bahsederseniz sonra ondan sonra kapatalım. Tabii sizle yaptığımız yayında da paylaşmıştım altınla alakalı pozitif beklentilerimi. Hatta kısa vadede yaptığımız yayınlarda da özellikle 2600 dolar seviyesinin ons altında görülebileceğini paylaşmıştım. Bu seviyeye de yaklaştık kısa vadede. Hatta biraz daha orta vadede yıl sonuna kadarki olan süreçte 3000 dolar ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum ons altın tarafında. Tabii son 2 senelik fiyatlamasına baktığımız zaman hatta son 4 senelik fiyatlamasına yatay seyirde giden bir yapı söz konusuydu ons altın tarafında. Bu da tabii özellikle Fed'in faiz artış süreciyle de ilişkiliydi. Fed'in bu süreçte faiz arttırmış olması özellikle tabii süreç içerisinde ons altını baskılayan önemli etkiydi. Dönem dönem tabii jeopolitik risklerle yukarı yönlü hareketler olduğunu gördük ama sınırlı kaldı bu hareketler. Biraz tabii Fed'in özellikle yıl sonunda 2023'ün sonunda faiz arttırım sürecini sonlandırması etkisiyle ons altın tarafında 2023 sonunda yeni zirveler gördük. Ve sonrasında da devamında da bu beklentilerin faiz indirim beklentilerini fiyatlamaya başlayan bir ons altın görüyoruz. Fiyatlama olarak tabii biraz daha geride kalmıştı dediğim gibi son 4 senelik periyoduna baktığımızda. Özellikle yine önceki yayınımızda da belirtmiştim 2011'den gelen bir formasyonel yapı da var ons altın tarafında teknik anlamda. Bunun da hedefi 3000 dolar olarak görünüyor. Bu ihtimal Fed'in faiz arttırım tabii ki patikasıyla birlikte aynı zamanda jeopolitik risklerle beslenecek bir ihtimal olarak göze çarpıyor. O yüzden de ons altın tarafında pozitif beklentim devam ediyor. Bir de tabii risk off moduna sadece bizde değil küresel tarafta da geçildiğinde yine ons altın devreye giriyor. O açıdan da ons altın yatırımcıların hala portföylerinde bence devam etmesi gereken enstrümanlardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte daha defansif diyebileceğimiz aynı zamanda portföyü de dengeleyen bir yapısı oluşabilir. Az önce belirttiğim gibi 2600 dolar seviyesi ilk etapta önemli bir direnç. Sonrasında da 2600 doların aşılımıyla birlikte 3000 dolara kadar giden bir süreç ons altın tarafında görülebilir. Petrol fiyatlamasında da 75 dolar önemli bir destek seviyesi. Genelde 75-76 dolarlarda bir arz kısıntısı ve tekrar fiyatların yukarıya gittiğini görüyoruz. Jeopolitik risklerin de azaldığı bir ortamda tabii Brent petrolün kısmen geriye de çekildiğini görüyoruz. Enflasyonu da açıkçası enflasyondaki o katılığı da bir şekilde en azından bu fiyatlamalar absorbe eden nitelikte. 75 doların ilk etapta çok kırılma ihtimalini düşük görüyorum ama tabii burada da FX piyasasında ciddi işlemler oluyor. Zaman zaman sürpriz, şok hareketler de görülebiliyor. O yüzden de 75 dolar şimdilik Brent petrolde özellikle destek seviyesi olarak göze çarpıyor. Az önce de belirttiğim gibi genelde buralara geldiğinde tekrar bir arz kısıntısıyla beraber fiyatların yukarıya gittiğini görüyoruz. Şimdilik 75-85 dolar dengesinden petrolün
dengelendiğini söyleyebiliriz 75-85 dolar aralığında. Ama 75 doların tabii kırılımı biraz daha böyle hani resesyon ihtimalinin ortaya çıkmasıyla oluşabilir. Ama ilk etapta ben hani gelen veriler ışığında da çok bu 75 doların altına ilk etapta sarkma olmayacağı düşüncesindeyim. Şimdilik bant aralığı burada 75-85 dolar aralığı olarak göze çarpıyor. Özgür Bey, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler ve katılımınız için. Çok sağ olun. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet efendim, birazdan paslanmaz çeliği konuşacağız dediğimiz gibi. Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği Başkanı bizimle olacak. Yönetim Kurulu üyesi, çok özür dilerim düzeltiyorum, Ümit Aslan burada olacak. Evet efendim, ana haberle devam ediyoruz. Geçte söylediğimiz gibi paslanmaz çelik sektörünü konuşacağız. Sektöre dair her şeyi, hatta gelen ek vergileri falan, bunları öğreneceğiz. Stüdyo konuğumuz bizimle Ümit Aslan, Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi bizimle. Ümit Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle nasılsınız, Çok iyisiniz? iyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de efendim, teşekkürler. Şimdi ilk olarak isterseniz biraz kendinizi tanıtın bize. Bir diğer taraftan da sektöre gireceğiz ama dernekten de bahsedin efendim. Ne zaman kurulduğu, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Peki, ben Ümit Aslan, 1980 İstanbul doğumluyum. Yüksek öğrenimimi önce inşaat bölümü, sonra sosyoloji lisans eğitimi alarak tamamladım. Finans sektöründe bir yıl çalıştım. Ardından paslanmaz çelik sektörüne girdim. Son 11 yıldır da kendi işletmemde paslanmaz çelik sektöründe hizmet vermekteyim. Son bir yıldır da Paslanmaz Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Derneğimizin faaliyetlerinden de biraz bahsetmek Tabii. isterim. Derneğimiz yaklaşık bir yıl önce kuruldu. Tuban, paslanmaz çelik hem üretimi hem de tüketimi bakımında dünyada ve Türkiye'de çok stratejik bir öneme sahip. Derneğimiz de bu farkındalığı arttırmak, ürünün bilinirliğini arttırmak, kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Bu meyanda diğer derneklerle, federasyonlarla, sektör temsilcileriyle ortak hareket ederek bu ürünün kullanımını, doğru kullanımını yaygınlaştırmayı amaç ediniyoruz. Peki şimdi herkes tabii ki merak ediyordur, hangi alanlarda kullanılıyor paslanmaz çelik? Biraz da oradan bahsedebilirsiniz efendim. Biraz önce bahsettiğim gibi paslanmaz çelik dünya üzerinde de kullanımı çok yaygın olan bir ürün. Tabii ki buna bağlı olarak Türkiye'de de çok yaygın kullanılıyor. Özellikle gıda üretim tesislerinde, sağlık ve medikal sektöründe, gemi ve sanayi sektöründe, beyaz eşya ve ev gereçleri sektöründe çok yoğun olarak kullanılan ürünlerdir. Bayağı geniş bir Evet, alanda evet. sonuçta diyorsunuz. Çok güzel. Şimdi paslanmaz çelik sektörüne isterseniz geçelim. Sektör nasıl geçirdi bu yılı, 2024 yılını, ve beklentilerinizi de tabii ki alalım. Peki, paslanmaz çelik sektörü pandemiden sonra hızlı büyüyen bir sektör haline geldi. Ama son birkaç aydır gündemde olan bazı vergi artışları nedeniyle sektörde maalesef ki bir bilinmezlik hakim duruma geldi. Türkiye'de yaklaşık olarak paslanmaz çeliği ana ham madde olarak kullanılan 45 binin üzerinde işletme yer almakta. Bu işletmelerde de 1 milyona yakın istihdam sağlanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda da ülke ekonomisine katkısı olan bir sektördür.
Biraz önce bahsettiğim gibi beyaz eşyadan mutfak gereçlerine, otomotivden savunma sanayine kadar birçok farklı sektörde hem ana ham madde hem de üretim tesislerinin ana maddesi olarak kullanıldığını görmekteyiz. Peki ne kadarlık bir üretim mesela 2024'te ne kadarlık bir üretim yapıldı? Burada beklentileriniz nelerdir aynı zamanda? Ne kadarlık hedefliyorsunuz? Türkiye'nin paslanmaz çelik tüketimi yaklaşık 1 milyon tonlara yaklaştı. Bu anlamda dünya üzerinde 11. en büyük paslanmaz çelik tüketicisiyiz. Avrupa'da da 3. büyük paslanmaz çelik tüketicisi haline geldik. Ama ne yazık ki paslanmaz çelik üretimi Türkiye'de henüz gerçekleşmedi. Buna bağlı olarak da %100 ithalata dayalı olmasına rağmen bahsettiğim sektörlerin katma değeri yüksek ürünleri üretmesi, bunların ihracatını gerçekleştirmesi paslanmaz çeliği ülke ekonomisi için önemli bir hale getirdi. Son yıllarda 650 bin ile 750 bin ton arası yıllık bir tüketim hacmimiz gerçekleşti. Buna bağlı olarak da ihracat ve istihdam artışlarını da yakından görebiliyoruz tabii ki. Ümit Bey, şimdi zaten o ithalat kısmını söyleyince tabii ki konumuz direkt ek vergilere geliyor. Maalesef. Buradaki son durum nedir? Ek vergilerde dediğiniz gibi birçok alanda kullanıldığı için tabii ki çok güzel bir haberde de başlık atılmış. Sadece sektörü değil Türkiye'yi vurdu demişler. Türkiye'yi ilgilendiren. Gerçekten öyle. Biraz ayrıntılarından ve o gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Türkiye'de şu an paslanmaz çelik ürünleri gümrük vergisi olarak %12 oranında bir gümrük vergisi uygulanmakta. Ama gündemde olan anti-dumping soruşturması bu verginin artacağına işaret etmekte. Ne yazık ki bu konuda hem biz hem de sektörün diğer temsilcileri kaygı taşımaktadır. Bu açıdan baktığımızda %100 ithalata bağımlı olan bu ürünlerin vergisini düşürmek aslında bakarsanız katma değerli ürün üreten üreticiler için avantaj yaratacağını düşünüyoruz. Bunun için de gerekli çalışmalarda bulunuyoruz. Peki biraz ayrıntılarından bahsedebilir misiniz? Ne kadardı oranlar, ne oldu? Bu POSCO'dan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Şimdi bilmiyoruz mesela bu haberin içeriğini. Biraz ayrıntılı anlatırsanız çok peki, şöyle söyleyeyim o zaman. Şu an itibariyle Türkiye'de entegre bir paslanmaz çelik üretimi maalesef yok. Neden yok mesela? Çünkü henüz Türkiye buna hazır değildi. Ama şu an biz dernek olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Dünya ölçeğinde minimum 1 milyon ton üretim yapması gereken bir tesis bu. Türkiye'de bunun tüketimini karşılayabilecek, bununla beraber ihracat da yapabilecek pozisyonda. Bu açıdan biz dernek olarak oluşturduğumuz raporlarda, çalışmalarımızda artık Türkiye'de bir paslanmaz çelik entegre tesisinin kurulmasının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Bu tesis kurulana kadar şu an üretim yapan bahsettiğimiz firma, diğer bir firma daha var bununla ilgili. Ne yazık ki paslanmaz çelik üretimi yaptığını iddia ediyor ama yapmıyorlar. Paslanmaz çelik üretimi dünya üzerinde 5 aşamalı bir işlemden geçiyor ve ürün haline geliyor. Bu bahsettiğimiz Türkiye'deki üretim sadece bu ürünün 4. aşamasında hizmet vermekte. Ürettiği ürünler de Türkiye pazarında tüketilen ürünlerin ancak %30 kadarını karşılamaktadır. Dolayısıyla burada ilgili firmaları koruyan vergi, %12'lik vergi devam ettiği sürece ya da üzerine ilave anti-dumping soruşturması neticesinde gelecek vergiler olduğu sürece maalesef Türkiye'de bu kadar önemli stratejik bir ürünün kullanımı ve üretimi de azalacağını görüyoruz. Tabii ki bu diğer taraftan tüketicilere de yansıyacak maalesef değil mi? Maalesef en büyük etkisi tüketicilere olacak. Şöyle düşünün, bugün bir çelik tencere takımı almak istiyorsunuz. Mağazaya gittiniz, 4000 TL fiyat verildi, vergi ve üzerine ilave anti-dumping soruşturması neticesinde bu fiyatın 5000 TL'ye çıktığını göreceksiniz. Bu da doğrudan enflasyonu etki edecek. Diğer bir yandan yurttaş açısından baktık, bir de üretici açısından bakalım. Evet. Paslanmaz çeliği tüketen firmalar ve sektörlerin çoğu net ihracatçı pozisyonunda. Beyaz eşya sektörü, endüstriyel mutfak gereçleri sektörü, Türkiye'ye ciddi ihracat katkıları sunan sektörler. Bunların maliyetlerini de vergi ve ilave vergi oranında arttığını düşünelim. Evet. Dünyaya paslanmaz çelikten ürün satmakla zorlanacaklar. Neye sebep olacak doğal olarak? İstihdam kaybına, ihracatın azalmasına ve devletin burada elde edeceği verginin de kaybına neden olacak. Dolayısıyla biz dernek olarak sektörün diğer bileşenleriyle bir araya geldiğimizde de konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hükümet ve devlet nezdinde biz de sakıncalarını dile getirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan baktığımızda da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Mesela kamudan peki bu konuyla alakalı ve aynı zamanda başka konularda da sektörde istediğiniz, beklediğiniz neler? Biz kamudan bizim sesimizi biraz duymasını bekliyoruz. Bahsettiğim gibi paslanmaz çelik
dünya ölçeğinde de Türkiye ölçeğinde de önemli bir ürün. Türkiye'de de gittikçe üretimi ve tüketimi yaygınlaşan bir ürün. Hı hı. Bir istatistik vermek istiyorum. Tabii. Dünyada paslanmaz çelik tüketimi ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle doğrudan irintili olarak yukarı çıkıyor. Türkiye'de kişi başı 5-6 kilogram paslanmaz çelik tüketimi varken Avrupa'da bu rakamın 10-12 kilogramlara çıktığını görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hem paslanmaz çelik üretimi tüketimiyle hem de milli gelir arasında doğrudan bir ilişki var. Biz bu ürünü yaygınlaştırarak, doğru kullanımını arttırarak buraya gelecek yatırımlarla beraber ülke ekonomisine de ciddi menfaatleri olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Peki istihdamı konuşuyoruz ya, buradaki mesela eleman sorununu birçok sektör yaşıyor. Sizde de var mı? Maalesef bizim sektörümüzde de paslanmaz çelik tüketen sektörlerin çoğunda da Türkiye ekonomisinde olduğu gibi bir istihdam sorunu var. Hı hı. Nitelikte eleman sorunu var. Evet. Bununla baş etmek için biz dernek olarak paslanmaz çelik sektöründe çalışacak insanlara eğitmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda yöneticileri de bu anlamda geliştirmeyi amaçlıyoruz. İstihdam sorunu maalesef ki diğer sektörlerde olduğu kadar bizim hı hı. sektöründe üretim artışına izin vermiyor. Ama yakın zamanda sektörün bilinirliği, teknik elemanların bilinirliği seviyesi arttıkça bu sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Hı hı. Zaten dernek de iyi olmuş, bir yıl olmuş zaten, evet, daha çok yeni. Kısa, çok kısa yeni bir zaman oldu. Ama yaklaşık bir yılda çok yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Şu an 200'e yakın derneğimizin üyesi var. Tamam, paslanmaz çelik sektöründe hizmet veren firmalar. Diğer derneklerle iletişim halindeyiz, beraber çalışmalar yürütüyoruz. Diğer dernekler demişken paslanmaz çeliği tüketen, üretiminde kullanan Türkiye'de yaklaşık 45 bine yakın işletme var. Hı hı. Bu işletmelerde de 1 milyona yakın istihdam var. Evet. Bu sektörlerin de dernekleri, federasyonları, temsilcileri var. Bu vergi ve anti-dumping uygulamasına karşı hep beraber hareket ediyoruz. Hı hı. Her birçok yani bir sektör başka sektörleri çok de haklısınız. Komple etkilemiş evet, oluyor. Evet, çünkü paslanmaz çelik hem bir tüketim ürünü hem evet. de bir sanayide ana ham madde konumunda. Kesinlikle. Bugün mutfağa girdiğinizde kullandığınız gereçlerin neredeyse tamamı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Hı hı. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi dayanıklı tüketim ürünleri de tamamı paslanmaz çelik üretilmiştir. Bununla beraber savunma sanayinde, gemi ve yat sanayinde, endüstriyel mutfak üretiminde, gıda üretiminde %100 paslanmaz çelik ürünler kullanılmak zorundadır. Peki sektör olarak şimdi diğer taraftan şunu da sorayım. Sınırda karbon düzenlemesi olayı evet. da biliyorsunuz gündemdeydi. Evet. En çok demir çelikle alakalı evet. hatta konuşuldu. Oradaki son durumu sorabilir miyim şu anda? Demir çelikle alakası şu açıdan, aslına bakarsanız dünya ölçeğinde geçmiş yıllarda demir çelik üretimi kirli bir üretimdi. Hı hı. Ama şu an bu yeni karbon düzenlemesiyle beraber Türkiye'deki çelik üreticileri de paslanmaz çelik hizmeti veren firmalar da bu yeni düzenlemeye ayak uydurmaya çalışıyorlar. Sanırım Avrupa Birliği 2050 yılına kadar bu anlamda ciddi vergiler, yani bu düzenlemeye ayak uyduramayan firmalara ciddi vergiler koymakla ilgili görüşmeler yapıyor. Biz de dernek olarak bunu üreticilerimize bilgisini verip gerekli çalışmaları yapmalarını ön ayak olmaya çalışıyoruz. Peki şimdi birazcık ülkelerden de bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü şöyle sektörde mesela eğer bu tip şeyler dediğiniz gibi ek vergiler gibi bu tarz şeyler korunmazsa uzak doğu tarafına kayabileceği söyleniyor. Doğru. Orayı ucuz da biraz, iş gücünün olduğu, ham maddenin ucuz olduğu ülkeler kalitesiz ürünler üretse dahi tabii ki avantajlı konuma geçecek. Dünyada yaklaşık yıllık 60 milyon tona yakın paslanmaz çelik ürün üretiliyor ve bu ürünler sanayide ve nihai tüketim ürünlerinde kullanılıyor. Türkiye bu anlamda bahsettiğim gibi çok üst sıralarda yer alan bir tüketici. Bunun bir avantajı bizim ihracatta güçlü olmamızı sağlıyor. Hı hı. Tabii ki bu vergi sonucunda ihracat pazarında fiyat tutturamadığınızda, müşteriyle anlaşamadığınızda uzak doğuya veya alternatif ülkelere bir kayma hı hı. gerçekleşeceğini hepimiz görüyoruz. Peki hangi ülkelerde mesela en çok tercih ediyor paslanmaz çelik baktığımızda? Paslanmaz çelik biraz önce bahsettiğim gibi aslında toplumların gelişmişlik seviyesiyle orantılı bir şekilde tüketimi yukarı doğru çıkan evet. ürünler. Türkiye'de 5-6 kilogram, Avrupa'da 10-12 kilogram seviyelerinde. Fakat hı hı. birkaç ilginç örnek var. Mesela İtalya'da kişi başına milli gelir hızlı arttığı dönemlerde paslanmaz çelik tüketiminde 25 kilogramlara kadar yükselmekte. Benzer örnek Kore'de de var. Demek ki buradan şu sonucu çıkarabiliriz Tuğba Hanım. Paslanmaz çelik üretimi, tüketimi arttıkça milli ekonomiye ciddi bir katkısı oluşuyor. Kesinlikle. Milli ekonomiden pay alan yurttaşlar da bunu
gene paslanmaz çelik tüketiminde harcıyor. Peki eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da alayım efendim. Ben hem derneğimiz hem kendim adıma zaman ayırdığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de şunu sorayım, şu soruşturmayla alakalı biraz daha ayrıntı alayım sizden son olarak, sonrasında kapatalım isterseniz. Evet, soruşturma burada yerli üretici olduğu iddiasıyla açıldı. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim neslimizde de, dünya ölçeğinde de henüz bir yerli entegre tesisi olmadığı için yerli üretici konumunda kimseyi göremiyoruz biz. Soruşturma devam ediyor. Burada soruşturmaya dahil olan tarafların savunmaları, raporları dikkate alınacak. Buradan da önümüzdeki 6-8 aylık zamanda olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkacağını görüyoruz. Bizim dediğim gibi sektörün bileşenleri olarak paslanmaz çelik ithalatına uygulanacak ilave vergilerden hem bizim hem üreticilerimizin hem de yurttaşlarımızın ciddi zararlar göreceğini ön plana çıkararak bu konudaki itirazlarımızı da her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Siz de bize bununla ilgili bir fırsat verdiniz. Ayrıca size de çok teşekkür ederim. Efendim biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz ve bize bu değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Paslanmaz Sanayi ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ümit Aslan bizimleydi efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında son seansa devam edeceğiz.